Sanem, hadi bitmedi mi hazırlığın ya? İşe geç kalacağız. Anne, biz çıkıyoruz. Geldim, geldim. Kız, neredesin sen? Niye gelmiyorsun eve? Ayanlarda kaldım ya. Makyaj mı yaptın sen? Yok, az bir şey. Aa, yapmış yapmış, makyaj yapmış. Bakayım ablacığım. Ay çok güzel olmuş. Ama gözlerini öyle sürekli kırpıştırıp durma. Sen alışkın değilsin Cemal'e, o yüzden böyle kırpıyorsun biliyorum ama o kuruyacak. Ama böyle birbirine yapışacakmış gibi geliyor. Gözümü açamayacakmışım gibi geliyor. Kuracak, kuracak o. Üstüme iyilik sağlık, sana makyaj yapmış. Ne oldu? Ne istiyorsun İhsan abi? Dur sakin ol ya. Dükkanı geri vermeye geldim size. Bana bak, öyle dalga malga geçiyorsan biz hiç havamızda değiliz. Yürü hadi, sinirlerini bozma. Ne oluyor Meykube? Ne gürültü? Ha buyur. Ha yat abi. Al abi bakkalın anahtarı. Bana hayır gelmedi oradan abi. Ben uğraşamam öyle işler. Sakız al çıkart da ver bilmem ne. Ben gırtlaklayacağım birine. Bizim başka bir şeklimiz var abi. Aldığım fiyata geri veriyorum sana. Ha sıkıntı yok. Tabii ödemeyi de ne zaman istersen yapabilirsin abi. Çok rahat ol. Yay yani kendini. Tamam. Ha bir şey daha var. Bir ara uğrayayım da şöyle bir oturup biraz sohbet edelim. Abi kardeş şekli çay içeriz belki ha. Benim beyimin ne işi olur seninle be? Hadi, hadi başka kapıyı hadi. İyi peki, tamam tamam. Hadi eyvallah. Aldık dükkanı, aldık. Başardık ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu İhsan'ı biri korkutmuş. Yani birinden korkmuş ama kimden korkmuş bu İhsan? Benden. Benden kızım, belli olmuyor mu korktuğu benden? Öyle kedi gibi geldi, yok dost olalım falan miyavlamasından belli değil mi? Ha. Bir daha kolay kolay da giremez bu sokağa. Sokma. Sen babanı ne zannediyorsun kızım? Esas gençliğinde görecektim babanı. Böyle sokağa girdiğinde o gölgesi böyle sokak. Sanım! Allah senin cezanı vermesin. Az kalsın unutuyordum. Az acı kaldı. İyi ver bari. Acıkmıştım zaten. Afiyet olsun. Hadi kaçtım ben, Allah'a emanet. Hadi, hadi selamet. Ay hadi hadi, biz de girelim hazırlanalım da bakkalımızı açalım. Hadi, hadi. Nihat'cığım hadi. Hadi. Kız hadi gele, iyiyiz be. Hadi hadi, biz de gidelim artık, işe geç kalacak ya. Tamam. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bana niye çikolata vermedi ya? Ya çünkü sen sevimsiz ve soğuksun. Ya şaka yapıyorum, gel tamam. Veririm sana çikolatamdan bir diş. Aman istemez, kilo yapıyor zaten. Hadi ben kaçıyorum. Daha erken. Ya bir daha üzerimi değiştireceğim. Şirkete gideceğim, bir sürü işim var. Bir abiyle de anlaştınız. Artık bende buluşacak zamanın kalmaz. Halin. Ben çok sıkıldım yalnız bu mezunlar haberin olsun. Bana kızıyorsun çünkü hırs ne demek bilmiyorsun canım. Ama abinin çok iyi bildiği bir şey. Hırs ve azim ne demek. Maalesef sende yok. Bende yok maalesef. Anladım. Sabah sabah şurada keyfimiz yerinde niye bozuyorsun anlamadım, konun ne? Hiç merak etmiyorsun değil mi? Abin bir kampanya yaptı. Üstelik bunu senden habersiz, senin çalıştığın kızla yaptı. Mesela o kampanya ne? Hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum. Ama sen ne diyorsun? Evet ediyorum. Çünkü abinin bu işi benden almak için ne yaptığını merak ediyorum. Tamam. Getireceğim bugün sana kampanyayı. Sonra rahat edeceğim mi? Evet, teşekkürler. İyi. Aylin, yalnız ben bu ara sevgilinden daha çok iş hırsını tatmin eden biri gibi hissetmeye başladım. O da beni tatmin etmiyor. Emre. Aylin, bundan sonra abim veya benim hakkımda konuşurken dikkatli ol. Tamam mı? Haddini aşma. Şu el ele tutuşma meselesini bir cevaplayalım. Aynen. Arkadaşlar bir saniye izin verirseniz izah edeceğim. Lütfen artık şu dedikodu çarkını bir döndürmeyin. Bir durdurun artık ya, yeter. Ya, önce cevaplamalı. Arkadaşlar lütfen Can Bey ve Sanem arasında hiçbir aşk ilişkisi yoktur. Sanem ablacığım, ben aşağı iniyorum şimdi. Sen de sakın bir düşüncesizlik yapma, tamam mı? Bak benim gibi ol. Ajanı ara falan, ne bileyim böyle bir işe ara, tamam mı? Tamam, çay alacağım. Sanem. Seni göreyim lütfen. Tamam abla. Arkadaşlar neden beni dinlemiyorsunuz? Nasıl yoktur diyorum, nasıl yoktur diyorsun? Nasıl yoktuğunu nasıl açıklayabilirim? Yoktur diyorum yani, değil mi? Yoktur diyorum. Yani bize gerçekten başından... Dün yaşanan tamamen patron-çalışan ilişkisidir. Yani daha fazlası değil. Biz aradan gözü vardı.
Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Teşekkürler, iyi misiniz? Ben de iyiyim. Tamam arkadaşlar, bitmiştir. Lütfen, lütfen. Aman hadi gidelim. Şey değil, sorularınızı da alabilirim. Sorularınız birkaç tane daha var gibiydi. Bir iki tane daha sorun bakayım ya. Belki kaçırdığınız yer vardır, bir şey vardır. Sorun. Patronun elini neden ele götürdü? Doğru, mantıklı evet. Soru. Çayını açabilir miyim? Tabii, buyurun. Konuşalım biraz, odama gelir misin? Olur, gelirim tabii. Arkadaşlar dediğim gibi hiçbir... Evet yok, hadi ben gidiyorum. Tamam, oldu. Kim o? Ne oldu lan? Can, konuşmamız lazım. Sen hem bize izin verir misin? Tabii. Dün sen ortadan kaybolduktan sonra Fabri ile konuşup işe aldık. Nove Fiori'nin bütün kampanyaları bizde. İstemiyorum Deren, iptal et. Nasıl? Anlamadım. Sen çıkıp gittiğin için biz... Deren. Boş ver ya, anlatma boşuna. Sevmedim adamı, sınamadım yani. Kaynamadı kanım, anladın mı? Kanım kaynamadı. Ben gerçekten inanamıyorum sana. Can, milyon dolarlık kampanya aldık. Türkiye'nin en büyük reklam ajansı olacağız. Sen ne yapıyorsun? Deren, dert değil ya. Boş ver, dert değil. Fabriye mi kaldık? Başka müşteri buluruz. Can Bey, Fabri Bey aradı. Yoldaymış, sizinle görüşmeye geliyor. Gelmesin Gülis, gelmesin. Söyle gelmesin, istemiyorum. Can, her şeyi o Sanem karıştırdı değil mi? Hayır, ben anlamıyorum yani. Sıradan bir çalışanın Fabri'nin yanında ne işi var? Ne alakası var Deren? Kendine gel, ne alakası var? Can, bu kampanyayı alırsak ajansın geleceğini garantiliyoruz. Yeni departmanlar açacağız. Burada çalışan insanlar terfi edip yönetici pozisyonuna geçecekler. Sen şu anda inadınla kaç kişinin hayatını etkiliyorsun? Bunun farkında mısın? Gerçekten çok şaşkınım. Aziz Bey duysa çok üzülürdü. Tamam. Çalışanlar önce gelir tabii ki. Haklısın. Can Bey. Fabri Bey gelmiş sizinle görüşmeye. Tamam, söyle gelsin. Olmaz. Biz, Can, bizim önce seninle bir CC ile konuşmamız lazım. Sen oyalarsın Güliz'cim Fabri'yi. Tamam, dur iki saniye, çay içemedim ya. Daha kreatif bir şeyler bulmazsın. Yorumunu hiç katmamışsın, yorumun yok. CC. Efendim? Can'ım bir bakar mısın? CC. Buraya gel, ne yaptıysan anlatacaksın şimdi. Zamanımız çok az. Ne oldu, nedir, ne tiyatro çevirsin? Söyle CC. Ben işe alabilmek için çok masum bir yalan söyledim. Sizin Sanem'i Bay Fabri'den kıskandığınızı, sizin çok büyük aşk yaşadığınızı, çok büyük sevgili olduğunuzu söyledim. Sizinle çalışmak güzeldi, iyi günler. Ne diyor bu ya? Ne sevgisi? Can, küçük bir yalanlar ya. Dursana ya, ne biçim koşuyor bu ya? Küçük bir yalan. Koşuşa bak, CC. Can Bey. Merhaba. Çok az zamanınızı alabilirim mi? Tabii, odam hemen şurada. Geçelim, buyurun. Tamam. Oyala diyorum sana Güliz. Bu kadar mı oyalıyorsun? Ne yapayım ya? Hayır, hiçbir şey. Hazırsanız açıyorum. He. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Çok güzel, çok. Dur. Bu taraf biraz aşağıda kaldı galiba. Ne taraf? İşte sol taraf ya, görüyorum ben. Neresi ya? Allah Allah, sol tarafı. Benim kocam milimetrik ölçtü oraları. Gayet iyi. Ne olmuş? Dur sen şimdi dur. Çık bakayım oradan. İşte bak, ben ne dedim? Sol taraf bir milimetre aşağıda kalmış, gördün mü? Bu mahallede bir akıllı benim, yeminle bak. Aşk olsun Mevkübe yani. Ayol, yardım istedin, geldim. Tamam, istemiyorsan gideyim ben, anladım. Aşk olsun Meryatçığım, olur mu? Çok teşekkür ederiz de dükkanında da bak şimdi. İnsanlar beklerler. Boş kalmasın dükkan. Veli nimetindir. Hadi sen bukle. Hadi tamam o zaman. Hadi hayırlı uğurlu olsun ya. Hadi görüşürüz. Hayırlı lüleler. Hadi. Tamam hadi, hayırlı lüleler. Çok güzel oldu. Mevkü be. Hadi gel. Oh be. Çok şükür. Şükür de. Ben böyle bir delirip maliye dağıtınca malları tabii. Tığ teber kaldık böyle. Çakalıysan da çakallığından mal almamış.
Hay ne olur kusura bakma Nihat. Yok yok Mümküme, üzülme sen. Biz şimdi seninle el birliğiyle tekrar buraları doldururuz. Eskisinden daha güzel olur. Ama bu işi başımıza ben açtım, ben temizleyeceğim. Bekle. Ya Mümküme, nereye gene? Allah Allah. Güliz, CC nereye gitti, ne oluyor? Bugünkü tüm aksiyonun sebebi sensin tatlım. CC yalan söyledi sizin hakkınızda. Nasıl? Siz kim ya? Ay senin haberin yok. E tabii yani, bütün gece Can Bey'le olduğunuz için. Kızım şirket çalkalanıyor sizin dedikodunuzla. Öyle el ele çıkıp bir daha geri dönmeyince. E hayır, bir de sen nişanlısın. Can Bey'in de poleni var. Can Bey'in neyi var? Polen Hanım, sevgilisi. Sevgilisi. Emin misin? Tabii ki eminim. Ha şirkettekiler pek fazla bilmez ama yani yıllardır birlikteler. Kendisi yurt dışında yaşıyor. 40. yıl partisine de geldi. Ya düşünebiliyor musun? Sırf bir geceliğine Can Bey'i görmek için. Sen orada görmedin mi? Görmedim. E biz de senin nişanlını görmedik hala. Yalnız Polen Hanım'ı görmen lazım. Aziz Bey de hayran kıza. Bir an önce Can Bey'le evlensinler istiyor. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Konuşuyorduk. Sözleşme kalsın. Ayrıca senden daha... Yani çalışanlarımdan daha önemli değil. Yani sana özel değil. Seni de, derneği de hepimizi kullandı. Görürsün sen Can David. Benimle oyun oynamak neymiş görürsün. Siz geliyorsun sen, bir de beraber çıktık yemin ediyorum. Allah Allah, zil takıp çingil çingil mi gelecektim acaba? Bana bak, sen koyun mu kuzu mu bir şeyler yapıyormuşsun. He, koçluk diyorsun da yani o tam olarak öyle değil tabii. Ama neyse ne, benim derdime çare lazım çocuk. Ya o da öyle değil aslında, yani şöyle ben size teknik olarak yol gösteriyorum ama... yani çareyi sen kendi içinde buluyorsun sonuçta. Allah Allah Ayhan, Allah Allah. Yani Mevkuşcuğum, tabii sana o kadar acil lazımsa çare buluruz bir şekilde. Ben bir kahve yapayım bize. Sen bana derdini anlat sonra. Kızım yok yok, benim o kadar vaktim yok. Bana bak, bizim bakkalı geri aldık ya biz. İçinde mal falan kalmadı. Ben bütün mahalleye dağıttım ya delirip. Yok, hiçbir şeyimiz yok. He. Tabii malları almak için para lazım. İyi ya, sıkıntı yok. Buluruz parayı. Allah Allah, ne yapacak kız? Ya biliyorsun fikirler ve çözümler hep bizde Mevkıbe teyzeciğim yani. Aklıma bir fikir geldi. Alo. Muzo ne yapıyorsun? Hazırlan, bekle beni. Geliyorum. Mevkuşcuğum, azıcık rahatla ya lütfen. Ben de dedim o iş, ben de. Çantamı alıp geliyorum. Allah Allah, kız çok bilmiş Ayhan. Anlat bakayım, ne yapacaksın? Bu motivasyon kampına çalıştığımız bütün ajansların bir araya gelmesini istiyoruz. Çünkü bundan sonra böyle birbiriyle çalışan büyük bir ekip olacağız. O yüzden de bu kampa bütün çalışanların eşleriyle gelmesini istiyoruz, olur? Aa, çok güzel. Tamam, ben haber veririm herkese. Güzel. Ya Can Bey ya, bu yanlış anlaşmadan dolayı tekrar özür dilerim, olur? Aa, hiç sorun değil. Ben de aşırı tepki verdim zaten. Sanem Hanım'la aranız iyidir inşallah. Evet, evet, harika, harika. Güzel. Ya Sanem Hanım'ı görmemde bir sakınca var mı? Çünkü kendisini çok zor bir durumda bıraktım. Hem gönlünü alayım isterim ha. Ha, arayayım. Sanem'in de numarası yok, artık Güliz'den arayacağız. Alo. Güliz
Sanem yanında mı? Sanem... Hah, yanımda. Yanımda. Can Bey'in odasına gönderir misin? Can Bey odasına çağırıyormuş. Gitmiyorum. Gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Kim gelmiyor, Sanem mi? Acil olduğunu söyler misin? Acilmiş. Gitmiyorum. Gelmiyor. Bu son ihtarım kendisine. Bu son ihtarıymış. Versene şu telefonu. Ver. Tamam, versene şu telefonu bana. Alo. Sanem, odama gelir misin lütfen? Gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum ya? Ben geliyorum o zaman oraya. Siz bilirsiniz. Hay hay, buyurun. Kızımız Nazlı'dır da biraz. Ama çok tatlı bir şey. Tutkulu bir aşk. Tam bir İtalyan gibi ha. Ya çok. Bizim de ajansımız nasıl sakindir normalde? Yani aşırı... Niye bugün böyle oldu hiç bilmiyorum. Neredesin bakayım sen? Ben nerede olacağım ya? İşimdeyim, gücümdeyim, getirimdeyim, götürümdeyim. Sanem bak, sabrım taşıyor artık. Ya öyle mi? Vallahi çok korktum. Elim ayağım titriyor şu anda. E ne yapacaksınız, kovacak mısınız beni? Vallahi ben kovulmaya o kadar alışkınım ki hiç sorun değil yani. Hatta şu anda ben istifa ediyorum. Yeter artık ya, gerçekten yeter. Ne yapıyorsun sen? Ha, iyi misin? İyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim ben de, al gel. Can Bey. Can Bey, ne yapıyorsunuz? Gel. Can Bey. Can Bey, saniye, durur musunuz? Yok ya, ben seni anlamıyorum ya. Ha? Bayağı deniyorum, bayağı zorluyorum ama anlamıyorum yani. Ne oldu şimdi birdenbire? Ha böyle. Sen neye kızdın? Ben ne yanlış yaptım? Yanlış? Hı-hı. Her şey yanlış. Yani paket içinde her şey yanlış. Her şey yanlış. Her şey yanlış, öyle mi? Evet, sizinle ilgili olan her şey yanlış. Benle ilgili her şey yanlış. Sen o zaman dün kulübeye geldiğin için de pişmansın, öyle mi? Hayır, değilim. Alt tarafı yemek yedik, nedir yani? Ya sen resmen saçmalıyorsun şu an ya. Senin ağzından çıkan tek kelimeye daha inanmıyorum artık ben ya. Bir öyle, bir böyle, ne dediğin belli değil ya. Ha takmışsın bir de yüzüğü. Can simidi mübarek. Ne dediniz? Can simidi diyorum ya, can simidi. Bir takıyorsun, bir çıkarıyorsun kafana göre, duruma göre. Ya senin nişanlın falan var mı gerçekten? Can Bey, yüzük bu yüzük. Nişan yüzüğü. Görüyorum, görüyorum. Nah bu kadar. Masraftan da kaçınmamış. Bravo. 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 Tekrar tekrar tebrikler. Neyse, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim mi? Akşam yemekte görüşüyoruz değil mi? Abi benim için uygun. Senin için uygun mu sana? Neyim? Uygun. Tabii uygun. Tamam. Çok, çok sevindim. Tekrar tebrikler. Akşam görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Ya ne yemeği? Bu adam şimdi bizi neden kutladı? Şey işte, nişanımızı. Akşam sen ben Fabri kutlayacağız, hayırlı olsun. Nişanımızı mı? Hı. Ben zaten nişanlıyım. Ya senin nişanlının adı ne ya? Osman. Osman. Evet, nişanlımın adı Osman. Ayhancığım, bizim de duruşumuz belli. Çakalıysan benim gözümdeki şeytanı görüp dükkanı terk etti. Bu da muzaffer farkı. Aynen, sen çok şirin bir kahramansın Muzo. Da kızım, bu plan çalışacak mı, işleyecek mi? Gerçekten kaygı duyuyorum. Ha, bana bir güvensen, bana bir güvensen. Uf, hadi inşallah.
Sen hem bir tane bardak versene. Ben şimdi doğru anlıyorum değil mi? Sen gittin Fabri'ye, Sanem'le Can Bey aşk yaşıyorlar dedin. Çok büyük aşk yaşıyorlar dedim, çok büyük. Amore dedim adamın dilinde, öyle dedim. Ne yapayım? İş almanın başka çaresi kalmamıştı. Aferin ablacığım, yine başını çok güzel belalara soktun. Bravo. Ben ne yaptım şimdi ya? Benim suçum ne? Cey. He? Sen aklını mı kaçırdın? Ya beynini metrobüste mi unuttun acaba? Başka yalan mı bulamadın? Şimdi akşam Fabri'yle yemekte Can Bey'le nişanlı gibi mi davranacağım ben? Hı. Ay abarttın Sanem. Ay ne olacak, bir geceliğine sadece. Zaten bir daha Fabri'yi nerede göreceksin? Bu kanalı unutulu gider zaten. Ya Güliz, ben bu şirkete getir götür elemanı olarak girdim ya. Komplodan komploya girip çıkıyorum. Evet, herkes bir baksın arkadaşlar. Evet. Geldi mi herkes? Size iyi bir haberim var arkadaşlar. Yarın şirkete gelmek zorunda değilsiniz. Çok şükür. Hepinizi kovdu. Sakin ol hocam. Onun yerine hep beraber motivasyon kampına gideceğiz. Ben gelmem. Benim de çok ihtiyacım vardı motivasyona bu ara. Herkes katılmak zorunda. Bu organizasyonun No ve Fiori kendisi organize ediyor. Fakat onların şirket çalışanlarından hiç kimse olmayacak. Sadece biz ve onlarla çalışan diğer ajanslar. CC, sen önden gideceksin. Fabri seni organizatör olarak tayin etmiş. Yani önden gidip eğitim alman lazım. Sakin. Sakin. Aylin'in ajansı da orada olacak bu arada. İlk bilgi olarak söylüyorum sadece bunu. Bu gece çok iyi uyuyun. İyice uykunuzu alın çünkü çok tempolu bir kamp olacak. Diğer ajanslara kim olduğumuzu gösterelim. Ha bu arada eşler sevgililer davetli ama benim sayı bildirmem lazım. Eşli gelecek olanlar elini kaldırabilir mi? Güliz'cim not alır mısın? Tabii. Evet, elleri görelim. Evet. Sanem, senin nişanlın gelmiyor mu? Geliyor. Güliz, artı bir Osman. Yazar mısın? Sanem'le nişanlısı ne saçmalıyorsun? Yarın Dejan'ın düzenlediği motivasyon kampına gidiyoruz. Orada en küçük işleri alan ajans biziz. Can Divit ve ekibi gibi büyük ajanslar bizi ezmeye çalışabilir. Ama şunu unutmayın. Biz küçük bir ajans olsak da güçlü ve başarılı bir ajansız. O yüzden orada onları yerli bir etmenizi istiyorum. Yerli bir edelim derken Aylin Hanım, yani bu motivasyon kampı eğlence temalı değil mi? Motivasyondan ne anladığına bağlı Hilmi. Gözünüzü dört açmanızı istiyorum. Fikri Harika'nın en zayıf yönlerini öğrenin. En basit oyunda bile kazanan biz olmalıyız. Yarın sabah 6'da yola çıkıyoruz. Bugünlük de alabilirsiniz. Hilmi, sen burada kal, bana lazımsın. Ben de gelmek isterdim aslında Aylin Hanım. Tabii siz nasıl istersiniz. Heh, gel. Dernek için yaptığın işin baskısını getirdim abi. Heh, bakayım. Konuşturmuşsun yine, çok iyi olmuş ya. Oğlum çok iyi olmuş, baskı da mükemmel, helal sana ya. Kız da güzel. Aynen, kız da güzel. Yüzünde onlarca ifade var yani, bayağı doğal. Şey ne oldu? Billboardlar? Ay yarın hazır olur. Aa unuttum oğlum, sana ödül vereceklermiş. Hadi be, ne ödülü? Ya dernekten Esma Hanım aradı. Bu kampanyayı senin yürüttüğünü duyan bir sürü insan bağış yapmış. Deli gibi destek almışlar abi. Millet daha görmedi ki kampanyayı. Ne ara oldu bütün bunlar? Fark etmez abicim. Adın yetiyor. Can Divit bir derneğe destek oldu mu olay bitmiştir. Ne oldu ya, şımardın mı sen? Şımarık ya. Yok be oğlum, mutlu oldum. O da dernek için ya. Ha ödül diyordum. Uluslararası Reklamcılar Derneği katkından dolayı ödül verecekmiş işte sana. Sen alırsın, yine yorma beni. Ya oğlum bıktım senin ödüllerini almaktan ya. Sen seviyorsun bu işleri diye diyorum. Hafta sonu ben yokum. Baskıyla ilgilenirsin değil mi? Tamam tamam, merak etme. Ben de o işi. Hadi gidiyorum ben, görüşürüz. Çok hadi görüşürüz. Güliz, Sanem nerede? Sanem Ayşe odasına indi. Tamam, çok sağ ol. Hayır yani Osman'ın nişanlıyız diye kampa nasıl götüreceksin? Bunu nasıl ikna edeceksin? Çok merak ediyorum gerçekten. Kreatifi tıkla. Bekle şimdi.
Ya tamam, ben düşüneceğim bir şeyler. Ya Osman'la ilgili. Sen bir kere de düşündün de. Düşüneceğim deme ablacığım, tamam mı? Önce düşünüp sonra hareket et, bir kere. Ya tamam, ben ikna edeceğim Osman'ı. Sen de gelsene benimle, bak seni çok seviyor biliyorsun, hadi. Olmaz canım. Sen kendin soktun kendini bu derde, kendin çıkacaksın. İyi ya. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Şirkette herkes benim nişanlım var sanıyor. Yanım ortaya çıkarsa rezil olurum. Sen de rezil olursun benimle. Sen bilirsin. Şifre ne? Şifre ne? Ne bileyim, neyse şifren gir işte. E şifre yok ki bende. Sanem Can Bey herkese şifre dağıttı. Almadın mı sen? Yo almadım. Sen seninkini versene, onu yazayım. Sanem olur mu öyle şey? Saçmalama. Herkesin şifresi ayrı. Ara Can Bey'i sor. Şifren olmadan çalışamazsın. Arayamam. Ben onun yüzünü... Sesini duymak istemiyorum. Sanem ben çıkıyorum. Akşam 7'de gelir alırım seni. Bay Fabri'yle yemek için. Görüşürüz Sanem. Can Bey ben de tam çıkıyordum. Almanıza gerek yok. Ben kendim gelirim. Nereye? Nereye gideceğiz? Akşam 7'de alırım seni. Şifren, güle güle kullan. Kesin polendir şifren. Kesin. Kıcık, kıcık şey. Kusura bakmayın Gündür Hanım'la. Daha yeni devraldık ama haftaya elinizde olacak bütün hepsi. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Mevki Bey, ya biz de bakkalı kapatıp eve mi gitsek acaba ha? İçeride mal da yok. Geleni de geri gönderiyoruz zaten. Yok yok. Ayhan gelecek şimdi. Bak göreceksin, biz onunla konuştuk, bir şey bulacak o. Ya kusura bakma ama ya bu Ayhan'ın aklı fikri bir karış havada gibi geliyor bana. Yo yo. Cingöz bakıyor. Bak göreceksin, bir fikir bulacak o. Bekle. Bekle bekle, ne bekleyeceğiz? Ne bulacak Allah aşkına? Hani bizden habersiz gidip bankadan kredi mi çekecek? Niye böyle yapıyorsun Nihat? Allah Allah. Buyurun, buyurun, ah, bak buyurun, geliyorlar. Buyurun. Abilerim, ablalarım, teyzelerim, amcalarım. Tek sıra halinde. Haklısın, ha, yanılmış olabilirim. Bu düpedüz deli. Deli. Şöyle gel ablacığım, şöyle gel ablacığım. Aynen. Geçelim böyle sıraya, şey yapalım. Tamam, sıraya girin. Aynen. Şişt, çocuğum. Çocuğum, bizim bakkalımızda mal mı var? Ne satacağız biz bu insanları? Niye getirdin bu insanları? Mevki ben anneciğim. Ayhancığım öyle bir plan yaptı ki tıkır tıkır işleyecek. Evladım. Ya Mevki be, ne oluyor burada? Biriniz de bana anlatsın. İyi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nihat amcacığım, Mevki be teyzeciğim. Biliyoruz içeride mal olmadığını da. Mesela Emine teyzem kara kaplıdaki borçlarının bir kısmını ödemeye geldi. Evet, mahallemizde 100 kişiye sorduk. Neredeyse tamamı size olan borçlarını eritmek istediklerini söylediler. Şimdi bunu veriyorum. Gerisini ay sonunda vereceğim. Vallahi benden de bu kadar çıkıyor ama. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kusura bakmayın. Benden de bu kadar. Estağfurullah. Benden de bu kadar. O zaman içeriye geçelim. Ben defterden tek tek bunları düşeyim. Tamam. Hadi. Kız sen. Sağ ol. Ay sağ ol. Çok teşekkür ederim kız. Sen ne bileyim ben. Seni aldım. Seni yerim. Oldu tabii. Muzo da çok yardım etti yalnız. Sana da teşekkür ederiz Muzaffer. Aman estağfurullah Mevki anneciğim, ne yaptık ki? Hepimizin bakkalımız. Neticede bakkal mahallenin kalbidir. Ay. Bence yeterince kuvvetli olmamış. Bu imajı değiştirelim biz. Deren Hanım, istediğiniz tüm bilgileri sisteme girdim. Belgeleri de dosyaladım. Çıkabilir miyim? Çıkabilirsin tabii. Niye çıkamıyorsun? Yemek randevun vardı değil mi senin? Ajansın patronu Can Bey, Nove Fiori'nin patronu Fabri ve Sanem. 3-5 günlük eleman için sence de çok enteresan bir yükseliş grafiği değil mi bu? Siz ne demek istiyorsunuz? Patron sever bir halin var diyorum. Şu konsepte ne kadar hakim olduğuma inanamazsın. Ha ama bak, ben hiç kimseye haksızlık etmek istemem. Belli, zeki kızsın. Da sakın benimle zeka yarıştırma. Çok pişman ederim seni. Gözüm üstünde. Sanem. Kusura bakmayın.
Patron beni çağırıyor. Emre Bey. Deren Hanım beni kovabiliyor mu yoksa sadece siz ve Can Bey mi kovabiliyorsunuz beni? Yine ne oldu Sanem? Boş verin. Neden çağırmıştınız beni? Abimin senin fotoğraflarını çektiği kampanyayı gördün mü? Yok görmedim. Can Bey kimseye göstermiyor. İyi tamam. Abim şimdi çıktı. Odasına git. Telefonundan fotoğraflarını çek. Bana gönder tamam mı? Siz neden almıyorsunuz? Yan oda. Ya abimin odasını karıştırırken birileri görürse dikkat çeker. Ama Emre Bey, Can Bey sizin abiniz. Sonuçta ben getir götür elemanıyım. Odada bir şeyler ararken yakalanırsam daha fazla dikkat çekmez mi? Baksanıza. Ofis çamdan. İtiraz etsem de yine de git al diyeceksiniz değil mi? Peki buradan geçebilir miyim? Daha pratik oluyor da. Geç. Sanem, sen ne yapıyorsun orada? Can Bey'in odasının tozunu alıyorum gördüğünüz gibi. İstediğiniz dosya. Sanem dosyayı getir demedim ki. Fotoğraflarını çek getir dedim. Emre Bey, Can Bey kimseye göstermiyor diyorum. Zaten ben de görmek istemiyorum. Dosyayı getirdim ki siz fotoğraflarını çekersiniz. Ben görmeyeyim. Ne enteresan bir kızsın sen ya. Tamam, bakmıyorum. Burayı kullanabilir miyim? Geç. Abi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Hadi yallah. Abiciğim. Yo. Of yandık. Abilerin abisi. Hayır. Ne aman dinlemedin ki daha. Hayır. Ben sizin ifadenizi biliyorum. Bu ifade benim başıma defalarca kez belaya soktu. Bu sefer yemezler. Öyle bir şey değil. Ama abicim hiç dinlemedim. Bir kerecik dinlesen. Ha, istemiyorum. Hadi canım. Hadi güzelim. Hadi Ayhan dedi ki. Bak şu güzel. Ayhan şey dedi ama. Bak. Hadi. Ama Ayhan dedi ki ben de ikna edeyim. Ama bırakın Ayhan'ı. Canımı kovuluyorum ben şu an ya. Benim ekmek param ama bunu halletmemiz... İstemiyorum. İstemiyorum. Bak ne güzel diyorum değil mi? Tekrar söylüyorum. İstemiyorum. Merhaba Osman. Yok. Leyla'yı da getirdiğinize göre ne istiyorsun bu sefer? Adam mı öldüreceğim? Ha söyleyin adam mı öldüreceğim? Yok o kadar değil. Hayatta olmaz. Ya bir ne olur Osman yeter evet. Çok zor bir şey değil. Abla çok da deniyorsun. Abi ya. Ya. Yardım ya. İstiyoruz. Bir saniye ben hallediyorum. Bir dakika. Olmaz ya. Hayat memat meselesi ama. Ya kızım siz manyak mısınız? Ya ciddi soruyorum manyak mısınız? Geleceğim seninle kampa nişanlı taklidi yapacağım. Bu iş beni bozar beni çalmayın. İşten kovulurum. Şirkette herkes benim nişanlım var zannediyor.
Osman eğer o işten kovulursa ben de kovulurum. Abi be. Ya ne olacak ki ya? Bir günlüğüne kasaba kapatırsın. Hem sana da tatil olur. Ya iyi de niye Osman dedin ki ya? Ya başka isim mi yoktu? Ne bileyim o anda ilk aklıma gelen isim Osman oldu. Dua edin de Zebercet demedim. Bir şey yapmayacaksın zaten. Sadece nişanlınmış gibi davranacaksın. Ben orada olacağım. Sanem bak sen benim kardeşim gibisin ya. Ben sana nasıl aşık taklidi yapacağım? Bak bu çok saçma sapan bir iş. Ben nişanlıyım. Ben yardım edeceğim sana. Bizim şimdi bir patronumuz var Can Bey. Çok çok kötü bir adam. Sadece onunla tanışacaksın. Ben Osman diyeceksin. Bitti. Gerisi ben de diyorum. Yok. Ya Osman bak ben de orada olacağım. Gerçekten ben de yardımcı olurum sana. Sıkılmazsın. Vallahi bak. Hı? Ha. İyi ya. Tamam geliyorum. Başımın belaları. Ya. Bana... Ya, tamam. Tek gün. Aslan. Tek gün bir de. Şimdi bana yemek yapacaksınız. Hak ettim. Hemen. Hemen. Ya beraber hazırlarız ama ben yemeğe kalamam. Can Bey'le yemek yemem lazım. Nefret ettiğin adamla yemeğe mi gideceksin? Bir de onunla da nişan taklidi yapacağım. Nasıl? Abicim ben sana anlatacağım. Küçük detaylar takılmayalım. Daha senin zengin taklidi yapıyor olman lazım. Çünkü kafam kadar bir nişan yüzüğü söz konusu. Bir de sana araba lazım. Oha. Başka? Daha başka? Limonlu salata. Ablam şahane yapıyor. Hadi. Ha, hadi. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Ben anlatacağım. Sana tiramisu de yapacağım. Anne geldim ben. Ama hemen çıkmam lazım. Çünkü çok sıkıcı bir işim var. Dur dur belki. Allah kalp krizi geçireceğim birazdan. Sonra. Ya işte beni görmeniz lazım. Saatlerce dil döktüm İngilizce ya. Ya anlamıyor adam. Ondan sonra Fransızca, İtalyanca, İspanyolca nasıl yardırıyorum yok. Adam Türkmüş. Abi ki adam Türkmüş değil. Ay bayılacağım Allah'ım. Ay Allah'ım bayılacağım. Ay Allah'ım bayılacağım Allah'ım. Adam Türkmüş değil. Sanem hoş geldin. Ya ben biraz erken gelmişim de laflıyorduk öyle. Hoş geldin kızıcığım. İş yemeğine gidiyormuşsun. Seninle gurur duyuyorum gurur. Karım çok merak. O değil de. Adam nereliymiş? Ya vallahi o saatten sonra artık hiç sormadım. Biz adamla Türkçe de anlaşamadık. Ben bir şey söyleyemeyeceğim. Dayı burada. Nasıl? Elinize sağlık oğla. Yok bakkalda. Ha. He. Hadi ya. Tamam mı? Hadi. Tamam. Aslı bakın az. Muzaffer. Kızım neredesiniz? Acil toplantı dediniz. İki saattir ağaç oldum ben burada ama meraktan ölüyorum. Sanem'in başına bir şey geldi. Benden gizliyorsunuz. Yemin ediyorum Sanem'in başına bir şey geldi. Hı? Ayhan? Oğlum sakin ol ya. Allah Allah Muzaffer. Kız gayet iyi. Bir şey yok. Yemeğe gitti. Yemeğe mi gitti? Leyla, bu kız kiminle yemeğe gitti? Nerede gitti? Tek başına mı gitti? Gecenin bu saatinde Sanem yemeğe mi gitti? Aman kimle gittiyse gitti canım. Boş ver ne düşünüyorsun sen bunları? Olur mu ya? Olur mu? Olur olur. Gayet güzel olur. Sen şimdi otur. Sakin ol. Otur, biz otur. Seninle bir şey konuşmaya geldik. Pardon ben geldim önce doluydu. Sandalye çekin hadi. Neredesiniz? Ağaç oldum. Evet. Grazie. Kadehimi ikinizin şerefine kaldırmak istiyorum. Bu devirde sizinki gibi böyle tutkulu aşkları bulmak neredeyse imkansız. Sanem Hanım mı? Vino? Yok 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 yok. Almasını bozuyormuş. Bozuyor. Ha. Beni bu aralar bozan çok şey var. Sevgilim keyfin yerinde mi? Yani memnunsun ortamdan. Evet hayatım her şey yolunda. Harikler, harikler. Aman keyfin yiyorsun. Ne zamandır soracağım bir türlü soramadım. Siz... Nerede tanıştınız? Kayseri. Paris'te. Kayseri'de. Frans, Paris, Kayseri. İkisi yakın mı? Kayseri, Türkiye. Ha. Burası. Kayseri'de. Ha? Aa evet. Doğru ben unuttum onu ya. Evet biz ilk Kayseri'de. Aynen. Hayatım anlatmak ister misin Kayseri'de nasıl tanıştık biz? Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ama hayatım. Sen çok daha iyi anlatıyorsun o yüzden. Hemen anlatayım. Ben
Kayseri'de bir lokantada mantı yiyordum. Mantı. Kayseri'de mantı. Beklenmedik bir şey. Sonra Can Bey lokantadan çok havalı bir şekilde içeri girdi. Aa, çok romantik devam bak dinle. Evet tatlım devam et. Sonra mantı kalmamış. Mantıcı da mantı kalmamış. Olacak şey değil. İlginç. Sonra işte Can lokantaya girdi. Ben çok açım bir mantı yiyeceğim dedi. Restoran sahibi de mantı kalmadı dedi. Hayır dedi, ben o mantıyı yiyeceğim bu akşam burada dedi. İnattır, inadı inattır. O mantıyı yemeden rahat uyuyamaz o gece. Mümkün değil. Sonra ben de bir baktım. Aç. Sefil. Sefil'e Mizerable. Mizerable, bravo, bravo Mizerable. Ben de tabağımdaki mantıyı onunla bölüştüm. Çünkü canım o benim. Canım hani C büyük harfle üstten virgül apostrofo. Canım. Ya çok romantik. Çok romantik. Paris nasıldı? Onu sen anlatmak ister misin hayatım? İsterim, isterim. Ben anlatmak isterim. Ben aslında Paris'e iş için gittim. Çok işkolik. İşkolik. Yani bir gün yürüyüşe çıktım bir gece. Çıkarım genelde yürüyüşe çıkarım geceliğin. Yağmura yakalandım birden. İnanılmaz bir yağmur Paris'te. Meşhurdur Paris'te yağmur. Sinemanın önünden geçiyorum o esnada. Film izlemeye bayılır. Çok sanatsever, sanat seviyor belli. Tabii. Girdim içeri, bilet sırasında beklerken önümdeki kıza doğru yaklaştım. Muhteşem bir koku geldi burnuma. Hayatımda aldığım en harika koku. Tabii yarı karanlık, arkası dönük, göremiyorum. Kıpırdayamıyorum heyecandan. Sonra hafifçe başını çevirdi. Bir baktım, Sanem. Ben tabii cesaretimi topladım. Hafifçe omzuna dokundum. Hatırladın mı beni dedim çünkü ilk Kayseri'de. 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 İşte o günden sonra onun kokusunun bağımlısı oldum gördüğünüz gibi. Harika, film sahnesi gibi. Değil mi? Masal gibi. Can Bey, bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederim gerçekten. O zaman içelim. Kayseri'den Eyfel'e. Bayılır sarımsaklı yoğurt yesin. Ay bir de mantıyı ekmekle yiyor. Çok severim, bayılırım, banarım yani. Sıyırıyor. Belli ediyor zaten Can Bey.